Selam arkadaşlar Türkçe temel atma Töreni dil bilgisi kampı ikinci videosu yani sözcükte yapıyla sizlerleyiz. Bakalım neler hazırlamışız. Şimdi gençler sözcükte yapı sorularını çözebilmeniz için önce bir sözcüğün kökünü bulabilmeniz lazım. Bu da sanıldığının aksine kolay bir konu değildir. Şimdi diyoruz mesela tanımda ne diyoruz biz? Sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır diyoruz kök için değil mi? Doğru ama bir eksikle bakalım kök ile sözcüğün Kök ile sözcüğün ek aldıktan sonraki halinin anlamca uygun olması lazım. Okey. Mesela burada şundan bahsediyoruz. Ağladılar kelimesinin anlamlı en küçük parçası ne? A. Ama A ağ kelimesiyle ağlamak arasında bir bağ var mı? Yok. O yüzden biz bunun kökünü ağlamak olarak alacağız. Bunlar basit örnekler. Mesela balıkçı. Balıkçı kelimesinin anlamlı en küçük parçası bal. Ama balıkçı kelimesiyle arasında bir bağ olmadığı için... Bunun kökünü balık olarak alacağız gençler. Okey birazdan alıştırmalara geçeceğiz zaten. İsim kök ve fiil kök olarak ayırıyoruz biz bunları. Bakalım isim kökte kalemlerden kökü e, bildiğiniz gibi kalem. İçimizdekiler kökü iç aslında bu içmek değil bir şeyin içi anlamında olarak kullanılan. Mesela fiil köke bakalım sevgililerim. Üf, ne biçim örnek o öyle. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Sevgililerim kelimesinin kökü sevmek geçitler kelimesinin kökü geçmek bak dikkat et fiil kök fiil olarak kullanılmış. Siz de diğerlerini bulun bakalım. Yok ya. Şimdi biraz kök bulma alıştırması yapalım. Mesela arızalı kelimeler var burada bak çok dikkat et. Benzettim. Normalde bu kelimenin kökü bize benzemek olarak görünüyor. Benzemekmiş gibi görünüyor. Ancak burada bir saklı i olabilir mi? Bunun kökü benizdir gençler. Beniz hani betim benzin solmuş derler ya hani yüz çehre anlamında kullanılmış. Bak dikkat et isim kök oluyor ama benzemek dersem bunun fiil kök olduğunu söyler yanlış yaparım. Kavşaktaki kelimesinde olduğu gibi kavşak kelimesinin kökü aslında kavuşmak. Kavuşmaktan ak ekini almış da kavşak olmuş. Hani kavşak yuvarlak burada kavuşuyorsun ya. Eski mantık düşün. Gibi gibi. Bakın burada çok sıkıntılı örnekler var. Bu örnekleri sizlerin çözmesini istiyorum gençler ve bana yorumlarda bu örneklerin köklerinin isim mi fiil mi olduğunu ve ne olduklarını bana belirtiyorsunuz. Okey? Şimdi eklere bakalım gençler. Ekler yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bakalım bunlar neymiş? Yapım ekleri sözcüğün anlamını veya türünü değiştiren eklerdir. Bunu unutmuyorsunuz. Anlamını veya türünü değiştiriyor. Sadece türünü değiştirdiğini düşünenler var çünkü aranızda. Bakalım. Şimdi isim ve fiil vardı sözcüğün temel iki türü vardı. Ya isimden isim yapar ya isimden fiil yapar. Ya fiilden fiil yapar ya da fiilden isim yapar. Bak şunlarda isimden isim yaptığı yerlerde belki sıfat da yapmış olabilir. Yine türünü değiştirebilir ama çoğunlukla olarak anlamını değiştiriyor. Bakalım çekim eklerini sözcüğün anlamını veya türünü değiştirmeyen ekler olacak. Bunlar da hal ekleri, çokluk ekleri, tamlama ekleri, küçültme ekleri, vasıta eki kip ve kişi ekleri, olumsuzluk ekleri, soru eki, ek fiil gibi. Bunların hepsini sözcükte yapı konusunun tam videosunda anlatacağım zaten. Bunlar sizin öncelikli alıştırmalarınız olacak. Şimdi bakalım sözcükte yapı, sözcüğün yapısı sorulduğunda bize aslında basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğunu sorar gençler. Şimdi basitse eğer ki sözcük yapım eki almamıştır diyeceğiz. Okey. Sadece kök halinde olan sözcükleri almayacaksınız. Çünkü çekim eki de alabilir bu sözcükler. Mesela ellerinde kelimesinin kökü el. Okey. Bu el olarak kullanıldığında da basit, ellerinde olarak kullanıldığında da basit. Neden? Çünkü ortada bir yapım eki yok. Okey. Bulacağım kökü bulmak ecek acak zaman ekini almış, m kişi ekini almış. Okey. E bunların hepsi çekim eki olacaktı. Okey? O yüzden basit olarak kullanıyoruz. Ama türemişte en az bir yapım eki almış olması gerekiyor sözcüğün. Bu da çekim eki alabilir. Çekingene bakalım. Çekingen kökü çekinmek. Okey? Çekingen anlaştık. Bu anlamını değiştirmiş oldu. Çekinmek başka şey, çekingen başka şey. Annem başka şey, annem değil. Buradaki lerları hatırla. Önceki derslerimizden, videolarımızda. Buradaki lerları biz yapım eki olarak kullanıyoruz. Gılgil şeklinde anlaştık. Bir de birleşik sözcüklere bakalım. Şunu hepiniz biliyorsunuz. Hanım eli iki tane kelimenin birleşmesiyle oluşuyor. Doğru ama farklı kurallar da var. Bak kurallı birleşik fiiller var hat hatırla. İvermek, vermek, kazanı ver. Kazanabilirim. Neyi? Bu sınavı kazanabilirsin. Kazana yazdım. Tüh be bu sınavı kazanacaktım. Kazana yazdım. Ecek acaktım falan gibi kullanılıyor. Bunlar da kurallı birleşik fiiller. Dediğim gibi sözcükle yapı konusunu tam anlatırken bu videolarda bahsedeceğim. Bakalım. Şimdi yapım eklerine bakalım beraber. İsimden isim yapım eki. Bakalım nasıl oluyormuş. Bunun kökü evren. Evrenden evrensel olmuş. Evren isim, evrensel isim. Ama evren başka şey, evrensel başka şey. Dolayısıyla biz buna yapım eki diyoruz. Başka bir şey yapmış adı üstünde. E kumsal. Kumsal kelimesinin kökü kum değil mi? Kum isim. E kumsal, kumsal da isim. Kumla kumsal farklı şeyler olduğu için buna isimden isim yapım eki diyeceğiz. Diğerleri sizde gençler bunların kökünü bulup yapım eki olarak isimden isim yapım eki olarak tespit edeceksiniz. Şöyle bakın. Şimdi isimden fiil yapalım. Bakalım nasıl oluyormuş? Bunun kökü izlemek değil bak. Ondan önce bir iz var. İzden izlemek olur. Leyla izlemiş oldu. Okey? Kökü iz isim. izlemek Fiil. Bak türünü değiştirmiş oldum gördün mü? Çocuklaşmış. Bunun kökü çocuk. Çocuk isim değil mi? E çocuklaşmak. Çocuklaşmak fiil olmuş oldu. Bak dikkat et. Kandan kanamak olmuş oldu. Kan isim bu kanmak fiili değil. Kan isim kandan kanamak olmuş isimden fiil yapmış. Garip isim garipsemek fiil olmuş oldu. Zaten bizim ekimizde isimden fiil yapım eki olmuş oldu. Diğer örnekler sizde gençler. Şöyle bir bakın. Şimdi fiilden fiil yapım ekine bakalım gençler. Bunun kökü üzmek. Üzmekten üzülmek olmuş. Okey? Üzmek fiil, üzülmek fiil. Bunun kökü yürümek. Yürümekten yürütmek olmuş. Yürümek fiil, yürütmek fiil. Diğerleri sizde gençler köklerini buluyorsunuz. Aynı şekilde geleneklere bakıyorsunuz ki doğru düzgün ayrımını yapabilin canlar. Bakalım fiilden isim yapalım. Üremekten üremek fiil, üretmek fiil. Bak bu fiilden fiil yapım eki üretmekten üretim olursa bu fiilden isim yapım eki olmuş olur. Okey? Mesela görmekten görgü. Bak fiilden isim yapmış oldu görgü isim. Vermek fiil, vergi isim. Bu diğer örnekler de sizde gençler. Anlaştık? Kanala henüz abone değilseniz gençler abone oluyorsunuz. Eğer aboneyseniz beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Ve en önemlisi bu konularla alakalı bol bol soru çözüyorsunuz gençler. Dil bilgisi kampımız devam edecek. Videoları takip ediyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz.